Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Super Mario 64 yani 64 Odyssey'i oynayacağız. Versiyon 5. Ayrıca hemen bitirme, yani hiç bölümlere girmeyeceğiz. Şu an bunu yeni başlattım, gördüğünüz gibi 0 yıldızım var. Sadece 1 yıldız alarak oyunu bitireceğiz. İlk olarak size özellikleri göstereyim. Böyle şekilde tuğulu gezdirebiliyorum. Zıplaya da biliyorum. Mesela şu an nasıl yaptığımı bilmediğim bir şey yaptım. Şuralarda para alacak. Bunlardan can kısım. Ama herhangi bir speedrun yapma amacım gitmiyorum zaten. Topçum sen oraya nasıl geldin? Yine emülatöre geçtim, o yüzden bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Önceki bozuldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum, kendim bozdum. Kesinlikle şu an 8 yıldıza ihtiyacım oldu. Ben bir hackerım. Başlıyoruz. Tamam. Kendimizde dolduğunu görüyorum. Buradan aslında Goba ile de geçebilirim de. Bunu geçsem daha kolay olur aslında. Şunlara çarpınca bir şey olmuyor. Oluyorsa da ölüyorum. Çok eğlenceli. Çok hınç. Böyle hıncını alabiliyorsun kötülerden. Çok güzel bir şey bence. Kaydetme yapmayacağım. Ölürsek öleceğiz. Bunları ben kaydederek geçiyorum ya. O kadar da kötü oynadığımı söylenemez. Ama ben yine de bak işte. Şimdi sağlam kazıya bağlı makinacıyla kaydediyordum arkadaşlar. Lan çık. Kapanacak az sonra. Atla bebeğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Bowser'a geldik. Hayır, şansla alakası yok, iyiyle yapıyorum. Yaşasın. Evet arkadaşlar, Bowser'ı kontrol edebiliyoruz. Şapkamız neredeyse sırtında şu anda, onu da anlamış değilim. Aa, ben ateş edebiliyorum, bu durum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar, bunu yenelim. Galiba orada şey. What the heck? What happened? Oyunu bug'a saktım. Umarım kaydolmuştur. Yes, kaydolmuş arkadaşlar. Hani buradan şey yapınca diğer sahneye geçtiği için şapkanın bir mantığı olmuyor, ama şimdi olacak. Evet, şimdi yine 30 yıldız harcadım buraya girmek için, gördüğünüz gibi. İşte ben burada yıldız alacağım şu an. Nereden gidiyor şu şekilde? Ben de buradaki şu sandıkları deneye deneye aldıydım da. İşte emülatör bozulmasaydı çok güzeldi benim şeyim, ilerlemem. Manyak gibi oynamıştım orada. Orijinalde oynuyordum o zaman tabi. Orijinalde hackli. Yeni çıkan Mario Odyssey oyununa göre uyarlanmış versiyon. Yakında Mario 3D Land'da da uyguluyor şu anda, o da gelecek yani.
Emülatörün neden daha fazla kasıtlı hakkında en ufak bir fikrim yok. Emülatörden anlamıyorum. Keşke önceki olsa. Ama bak burada işim yavaştı. Arkadaşlar hemen alalım ayımızı. Emülatör bir an gitti. Niye bu kadar kasıyorsun? Anlamadım ki. Güzel, sesim gitti. Şu an arkadaşlar emülatörde ses kayması var. Ama ya. Ha, geçti. Dur lan. Şöyle yapsam. Ne gidiyoruz değil mi? Arkadaşlar emülatörü yeniden başlatmam lazım. Bir dakika bekleyin. Şapkamı kaybetme korkusundan dolayı tekrar başlattığım oyuna devam ediyoruz. Bir takım şeyler deneyelim. Normalde çıkılıyor da yukarıya şeysiz. Böyle bir şey var, bunun neden olduğunu. Ah! Evet. Ya şimdi buradan nasıl çıkacağım? Heh, tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Aslında hiçbir şey olmamış. Bir ara şapkamı kaybettim ve bulamadım. O yüzden yeniden başlamıştım ama o da önceki motor değil. Hadi sal artık da senin yeneyim. Evet arkadaşlar, zor bölümlerden bir tanesi. Bu bölüm niye son bölümden biraz daha zor? Bu kadar çok korktum ki tuşa abandım sanırım. Ah! Tekme atmam lazım burada benim. Ya öleceğim! Dur. Reis tokatladı. Bir dakika. Tamam. Buradan gitmem bana ne kazandıracak? İlk önce ölmüşsün. Hiçbir şey. Tamam. Ya abi niye kaydıramıyorum ekranı? Çok kötü görünüyor şu an. Tamam.
canımcım. Ne olursan. Evet, tamam, burayı hatırlıyorum. Yes. Yan mantarımız da var. Ah! Asansör, klasik. Asansör yöresel edişim. Ölmedim, ölmedim. Ölmeyeceğim de. Bana ne? I don't really care. Dur, gölgem üstüne gelsin. Ha, tamam, basit. Evet, senden para çıkar. Hadi ama bu çıktı, daha iyi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şahsen ben bilmiyorum. Unuttum anlamlı bölümü. Şu an yürüyerek çıkıyorum, normalde koşarak çıkıyorum. Neden bilmem, öncekinden daha kötü oluyor. Oh! En sevdiğim. Burada kaydederdim, ondan böyle. Lan hayır, hayır! Tutun! Gebereceğiz yoksa. Ya şunu yapmaktan vazgeç. Bak, tam yükseldiğinde iniyorsun, çıldıracağım. Çıkıyorsun, pardon. O lavdan çıksın da garanti alalım şimdi. Evet. Normalde buraya daha kısa varlıyor. Bununla değil. Biliyorsunuz tasçılar ve zipçiler var. Holy crap. Ejderha çıldırdı. Ben ejderha diyorum ona. Aslına bakarsanız. Şu kaplumbağaların kralı olarak geçiyor da. Benim için pek farklı olduğu söylenemez yani. Nereye gidiyorsun canım arkadaşım? Böyle tokatlarlar işte. Böyle kazanırlar oyunu. İşte böyle böyle. Tokat, tokat, tokat. 33 altın. Ya kafayı yiyeceğim, bu nasıl bir şey, böyle olmuyor normalde. Acaba oyun mu bozulmuş? Emülatörden mi kaynaklı, yoksa yeni sürümden mi? Versiyon 4'te böyle bir şey yoktu açıkçası. Şimdi artık buraya girebiliriz. Tak bebeğim oraya. Ben kaç dakika olduğunu oynayalım. Tabii ya, Samanyol fonumuz iyidir. Denizci. Şimdi bak. Bunu arkadaşlar, şimdi çekmek istemiyorum aslında. Uğur çok fazla. Arkadaşlar diyeceksiniz, o sonsuz kapıyı nasıl geçeceksin? Teknik oyun bitti. Ben geçerim abi. Ben bir hackerım. Durun arkadaşlar şu an. Yunus'u şaşırdım. Bir dakika. Siz karışmayın. Evet, işte böyle geçeceğim arkadaşlar. Hayır. Yanlış hareket. Sonsuzluğu hackleyen adam. Tamam, buyurun. Bir daha deneyelim, oyunu bırakacağım zaten.
Bunu sonraki bölüme kaydetmeyi düşünüyorum. Siz anladınız değil mi nasıl olduğunu oyunun? Nasıl geçildi? En çok bu bölümde geliştirdim aynı zamanda kendimi. Tamam, sözümü geri alıyorum. Arkadaşlar burada kamerayı kullanamıyorsanız ayvayı yediniz çoğunluk olarak. Ha geçemez misiniz? Geçersiniz. Niye geçemezsiniz? Geçemeyesiniz. Ama zorlaştırıyor yani işi. Canımcım ben şöyle yapayım. Teşekkür ederim. Bakın oradaki yansımaya... Ha! Hayır hayır! Hayır hayır düşme! Düşme! Ya son defa! Tamam arkadaşlar. Bunu sonra geçeriz. Şimdi bu kadar. İki bölüm olsun bilmiyorum. Kaydedesim gelmedi. Uzun olacak biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.